Konuğumuza dönelim. Deprem bilimci Profesör Doktor Bülent Kaypak Ankara stüdyomuzdaydı. Bülent Bey tekrar merhabalar. Evet, merhaba diliyorum. Buyurunuz. Yani 3 gün oldu. Sizin e, depremle ilgili hem depremin şiddeti itibariyle hem iki defa bu kadar yüksek e, ölçekli olması itibariyle nasıl yorumlarsınız ve 3 gündür izlenimleriniz, ilk notlarınız neler felaketle ilgili? Evet aslında ben de öncelikle milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Geçmiş olsun tekrar. Yani şey görüntüler bunlar yani tabi mucizevi kurtuluşlar insana çok büyük moral veriyor. Yani bunlar çok iyi görüntüler, hoş görüntüler. Ama tabii e, toplum olarak da moralmen çökmememiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Özellikle deprem bölgesindeki hayatta kalan vatandaşları elbette yakınlarını kaybetmişlerdir. E, onun acısı vardır ama yine de metanetlerini korumalarını diliyorum ben. E, dolayısıyla e, yani aklı selim olmakta her zaman fayda var. Yani panik yapmamakta her zaman fayda var. Bunlar çok önemli konular. Şimdi bu depreme gelecek olursak... Aslına bakarsanız yani bir e, deprem bilimci olarak biz bu depremin e, bu bölgede olabileceğini daha önceki çalışmalardan yani çeşitli e, bilim insanları bu konularda e, bilimsel çalışmalar yaptılar. Ve e, burada bir deprem olabileceği tahmin edilebiliyordu. Ama tabii zamanı konusunda kesinlikle bir bilgi yok. E, yeri ve büyüklüğü konusunda bir, bir takım çalışmalar yapıldı. Aslında burada ilginç olan ya da bizleri şaşırtan şey ikinci depremin yani aslında biz, biz de şu anda bir, e, bilim camiasında tabii şu anda yapılacak çalışmalarla ancak bu net bir e, duruma kavuşturulacak. Bu ikinci depremin bir artçı depremi yoksa e, birinci depremin tetiklediği ikinci kolda oluşan başka bir depremi olduğu konusunda yapılan analizlerle ortaya çıkacaktır. Daha şu an için çok erken bir çalışma. Ee, ve bu önümüzdeki dönemlerde bu depremin çok iyi analiz edileceğini ve yani ulusal uluslararası birçok bilim e, insanları tarafından e, çeşitli yayınlara e, döküleceğini biliyoruz. Dolayısıyla bizi şaşırtan şey dediğim gibi e, ikinci deprem, yani 9 saat sonra meydana gelen ikinci deprem bunu hiç kimse beklemiyordu. Açıkçası bu yani nadir görülen bir şey yani ki Türkiye'de bunun örneği hiç yok yani dünyada da belki çok nadirdir dolayısıyla bu ikinci şokun etkisi de tabii çok fazla oldu ama şu, şu var ki tabii ikinci depremde birinci depreme yakın büyüklükte bir etkisi oldu sarsıcı bir depremdi o da depremin seyrini değiştirdi yani nasıl seyrini değiştirdi İlk ana şok üzerinde olan yani sabah e, 04.17'de meydana gelen ana şoktan sonra artçılar devam ederken e, bu ikinci deprem 9 saat sonra olan ikinci deprem 7.6 büyüklüğünde olan ikinci deprem e, bu e, birinci deprem meydana geldi 40 üzerinde değil de ona belirli açıda olan doğu batı yönlü başka bir fay üzerinde fay kolu üzerinde meydana geldi ve depremin seyri bir anda o tarafa doğru kaydı. Yani bu Çelikan'la işte Göksun arasındaki fayın üzerinde aşırı bir artçı birikmesi meydana geldi. Sanki birinci depremin etkisini kendi üzerine almış gibi burada bir deprem yoğunluğu, artçı yoğunluğu oldu. Bizi şaşırtan olan bu olan olay buydu. Yani iki depremin yani ardışık sırada meydana gelmesi ve ikisinin de birbirine eş değer enerjide açığa çıkmasıydı. Dolayısıyla bu hani e, Elazığ depremi sonrası yine bilim insanları tarafından yani bizler tarafından ya işte bu e, özellikle Maraş'ın bu bölgesinin e, bir sismik boşluk olduğu yani uzun süredir yani 500 yıldır yani en son olan olan o deprem bu bölgede e, tarihsel verilere göre 1513 yılında olmuş yani yaklaşık aradan bir 500 yıllık bir zaman geçmiş hmm. bu zamandan e, yani o günden bugüne kadar burada bu derece büyükte bir deprem olmamış. Dolayısıyla burası tabi olmadığı için suskun kalan alanlar ki buna benzer alanlar da var e, Türkiye'nin bazı bölgelerinde. E, dolayısıyla bu noktada hani e, Elazığ depreminden sonra bu bölgenin üzerine dikkatler çekilmişti e, ve tabi e, Elazığ depreminin... etkisi var mıdır bunda? Yani bu depremin e, oluşmasında bir etkisi var mıdır? Elbette hani düşünebiliriz çünkü. Aynı, faysi, aynı fay üzerinde meydana gelen aynı Doğu Anadolu fay üzerinde meydana gelen bir deprem bu. Ee, Elazığ 2020 Ocak ayında 2020'de meydana gelen Elazığ depremi etkisi e, buraya yansımıştır. Yani bir bir nevi bir stres transferi yani bir gerilme birikimi yaratmış bu bölgede. Ee, dolayısıyla bu depremin e, olacak zamanını öne çekmiş olabilir. Dolayısıyla hani bu Elazığ depremi yani son iki yıldır üç yıldır zaten bu Doğu Anadolu Fayı aktif bir hale geldi. Biz de bu ikinci depremin yani daha doğrusu bu ilk ana şokta meydana gelen ana şokla birlikte meydana gelen depremin hani zamanı konusunda bir bilgimiz yok fakat yeri ve büyüklüğü konusunda bir takım çalışmalar vardı öngörüler vardı ama esas sürpriz olan ikinci şokun olması. Şimdi birinci şok olunca tabii o bölgedeki geniş bir alan etkiledi. İnanılmaz bir alan etkilenmiş oldu. Bu inanılmaz alan içerisinde insanlar tabii can havle dışarıya kaçabilenler dışarıya kaçtı. Tabii birçok binada hepimizin gördüğü gibi yıkıldı. Ama şöyle de bir sevindirici tarafı oldu. Yani insanlar hani topluca tekrar hani 9 saat geçtikten sonra binam sağlam diyerek... E, binaların içerisine girmediler. Dolayısıyla ikinci şok e, olmasına rağmen yıkılan evler çoğunlukla boş evler oldu, boş binalar oldu. Hmm. E, fakat e, Malatya'da mıydı, Maraş'ta mıydı? Ben hani başka bir kanalda izledim dün. E, bu ana şoklan, yani birinci depremle ikinci deprem arasında bir zaman diliminde bir apartmana giren 4-5 kişi olduğunu ve ikinci şoktan sonra. E, ikinci o büyük depremde o binanın da yıkıldığı söylentiler vardı. Yani ben haber kanallarından duyduğum bir bilgi. Bu mesela çok önemli bir ders. Yani bu hmm. gerçekten önemli bir ders. Hiçbir zaman yani e, bir ana böylesine kuvvetli bir depremden sonra bir kere hasarlı binalara asla girilmemesi gerekiyor. Hasarlı binalara girdiğiniz zaman bir sonraki artçının ne kadarlık geleceğini bilemezsiniz ve o binanın Hani hasar görmüş binanın da yıkılmasına neden olacaktır ki oldu böyle. Tabii. İkincisi, e, ikincisi şu, şimdi bina dışarıdan sağlam görülebilir, bir çatlak yoktur. Yani size göre tabii, vatandaşa göre bir çatlak yoktur, hasar yoktur sanırsınız ama taşıyıcı sistemleri, içerisinde temel kolon sistemlerinde e, çatlak kırıklar vardır. Bunu göremezsiniz. Dolayısıyla bu binayı sağlam sanarak tekrar içeriye girmeniz demek bu binanın ikinci bir şokta yıkılması anlamına gelir ki bunu yaşadık, bunları da gördük. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir büyük deprem sonrası mümkün olduğunca özellikle ana şoka yakın yerlerde ve uzak alanlarda aynı şekilde kesinlikle ve kesinlikle binalara girilmemesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Ee, e, hani bunu da bütün vatandaşlarımızın artık aslında buradaki e, görüntülerde de izlemiş olması gerekiyor.